Babur racül yüslimu fî dâril harbi. Bu babda bir adam, er-racülü bir adam, yüslimu fî dâril harbi, dâri harpte Müslüman oluyor. Ve indehu, halbuki onun tahti nikahında var, ekseru min erba'in süvet. Dört kadından fazla nikahında var. Ne olacak mı? Şimdi dörtten fazlası İslamiyet'te caiz değil. Dördün hangileri? Hepsi birden mi boş olur? Mesela dördü kalır, ötekiler mi boş olur? Peki dördü kalacaksa hangileri kalacak? Tabii on kadından hangi dördü kalacak? Dörtten fazlasını tutamaz. Burada ihtilaf var. Bazılarına göre hepsinin nikahı birden batıl olur. Bazıları da diyor ki hayır. Dördünü alı koyacak. Alı koyacak ama hangilerini alı koyacak? Orada da ihtilaf var. İlki nikahı kesilenler mi? Yoksa o adamın elinde bir ihtiyar var, seçecek mi? Evet. Haddesena Ahmed ibn Davud, kâle haddesena Bekir ibn Khalaf, kâle haddesena Abdül-A'la ibn Abdül-A'la Şami, emme'amerin ani Zuhriye an Salimin ani ibn Umar, enne Gaylan ibn Selem'e Eslem. Şimdi bu meşhur, Gaylan ibn Selem'e Müslüman oldu. Ve tahdehu aşere nisve, aşru nisveti. 10 kadın nikahında var. 10 kadın evli olarak nikahında cem etmiş. Fekale lehun nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz ona buyurdu ki huz minhünne erbe'en. Bu 10 kadından 4'ünü al. Öteki 6'sı talak gider. Kale Ebu Cafer İmam-ı Tahavi buyurdular ki fezehebe kavmun. Ulemadan bir kısmı zahip oldular. Neye? İlâ enne'r-racule izâ esleme. Bir adam Müslüman olsa ve indehu ekseru min erba'in isve. Onun nikahı altında da 4 kadından fazla olsa. Kad kâne tesevvecehunne fî dâril harbi ve huve müşrik. Bu adam da dâri harpte onları almış, müşrik iken almış, Müslüman iken değil. Çünkü hüküm başka başka. Darül İslam'da alması başka, darül harpte alması başka. Müslüman olduğu halde alması başka, kafir olduğu halde başka. Şimdi burada iki şart koyuyor. Bu adam kendisi müşrik, hem de bunu dar-ı harpte almış. Böyle olursa ennehu yahtaru minhunne erba'an. 4 tanesini seçer. O 10 kadından. 10 kadın, 6 kadın, neyse. 4'ünü kendisi ihtiyar eder, seçer. Feyumsikuhunne, o seçtiği 4'ü tehdi nikahında bulundurur. Ve yufariku sairehunne, ötekilerine müfarekat eder. Evet. Ve sevâun indahum. Bu birinci mezhep indindeki alimlerin indinde müsavidir. Ney? Kâne tezvîcuhu iyyâhunne fî akdetin vâhide. İster bu 10 katını yahut da 8 katını bir akdine yapsın. Bir akit, bir akit. Hepsini birden 10 katını birden akdetmiş. Yahut da 8 katını bir akitle hepsini almış. اَوْ فِي عُقَدٍ مُتَفَرِّقَ yahut da teker teker almış. Hepsini ayrı ayrı akıtlarından almış. Fark etmez. وَمِمَّنْ قَالَ هَذَا الْقَوْلِ bu kevlile hükmedenlerdendir, bu kevli diyenlerdendir. Muhammed ibn-ül Hasan rahimehullah. İmam Muhammed işte buna sahip olmuştur. Onun kevli budur. وَخَالِفَهُمْ فِي ذَٰلِكَ آخَرُونَ fakat başkaları İmam Muhammed'e ve cemaatine muhalif oldular. Fekalu dediler ki in kâne tezevvecehunne fî akdetin vâhide. Bir akitte onları almış ise fenikâhuhunne kulluhunne batil. Hepsinin nikahı batildir. Kaç kadın almış? 10. 10'unun nikahı da batildir. Niçin? Akit bir olduğunda. Ve yufarragu beynehu ve beynehunne. Derhal o kadınları o adamdan ayırırlar. Tefrik ederler. Hiçbirisi onun nikahlısı değildir. Hepsinin nikahı batildir. وَاِنْ كَانَ تَزَوَّجَهُنَّ فِي عُقَدٍ مُتَفَرِّقًا yokut ayrı ayrı akitlerinden o kadınları almış ise فَنِكَاحُ الْاَرْبَعِ الْاُوَلْ ayrı ayrı aldıklarından ilk aldığı 4 kadının nikahı minhünle o kadınlardan sabitün sabittir. 1, 2, 3, 4, 4. O 4'ten sonra aldıkları nikahı batıldır. وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّائِرِهِنَّ o 4 kadını onun nikahında bırakırlar. Çünkü İslamiyet 4'e kadar kabul ediyor ya, bu adam da akitleri ayrı ayrı yapmış. Birinci kadının nikahı sahih, ikinci sahih, üçüncü sahih, dördüncü sahih, beşinci sahih değil.
Beşinciden sonrakilerin nikahları batildir. Öyleyse araları tefrik edilir. Ve mimmen zehebe ila hazel kavl, bu kavle zahib olanlardandır Ebu Hanife ve Ebu Yusuf rahmetullahi aleyhi. İmam Ebu Hanife ile İmam Yusuf de bu kavle sahip. İmam Muhammed diyor ki bu cahiliyette İslam hükmü yoktur. Bu adam almış, ister bir akit de almış, isterse ayrı ayrı akitlerinden almış. Bu akitlerin hepsi batildir. Derhal o adamla o kadınların arası tefrik edilir. Yani zamanın imamı kimse derhal o kadınlar yabancıdır. Bu adam eğer alacaksa yeni nikahla onlardan dört tane alabilir, bir tane alabilir, dört. Yeni nikah olacak. İmam-ı Azam, İmam Ebu Yusuf de diyorlar ki eğer bir akitle o almışsa İmam Muhammed'in dediği gibi doğrudur. Batildir. Hepsinin nikahı batildir. Yok. Ayrı ayrı nikah kesmişse İslamiyet dörde kadar tecviz ediyor. Birden dörde kadar birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü nikahları sahih ve sabittir. Evet. Beşinci ve beşinciden sonraki olanların nikahları batildir. وَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ لَهُمْ فِي ذَٰلِكَ. Peki bu İmam Ebu Hanife, İmam Yusuf'un hüccetleri oldu bu meselede. اَنَّ هَذَا الْحَدِيسَ بُوْ حَدِيسَ مُنْقَتِعٌ مُنْقَتِعَدِرِ لَيْسَ كَمَا رَوَاهُ عَبْدُ الْاَعْلَى وَاَصْحَابُهُ عَبْدُ الْاَعْلَى'nın rivayet ettiği gibi değil. وَاَصْحَابُ عَبْدُ الْاَعْلَى'nın ashabi. Öyle ashabi ki الْبَصْرِيُّونَ Basra'dan olan talebeleri rivayet ettiler. اَمَّعْمَرٍ مَعْمَرْدَنْ rivayet ettiler. Bu böyle değil. O birinci hadisi kim rivayet etmişti? İmam-ı Tahavi Ahmed İbni Davud'dan rivayet ediyor. O da Bekir İbni Halef'ten. O da Abdülala'dan. Abdülala da Ma'mer'den rivayet ediyor. Diyor ki bu hadisi bak muttasil olarak getirdi. Ma'mer de kimden? Zühri'den. O da Salim'den. O da İbni Ömer'den. İbni Ömer'e getirdi. Çıkardılar. Sene muttasil oluyor. Diyor ki halbuki bunun aslı mungatiyedir. Muttasil değildir. Abdülala ve onun ashabı bunu rivayet ediyorlar Ma'mer'den. Halbuki muttasil rivayet ediyorlar. Hadis mungatiyedir, muttasil değildir. Mungatiye ne demek? Arada Peygamber Efendimiz de ashabdan birisi yahut tabiinden birisi senedin içinde yoktur, zikredilmemiştir. İnnemâ asluhu. Peki bunun aslı nasıldır? Aslı bu hadisin şudur. Bunun aslı ma ol bir şeydir ki haddesena Yunus. Kâle ehberene ibn Vehbin. أن مالكا حدثه عن ابن شهاب أنه ابن شهاب تابعين ده ابن شهاب çıktı. O dedi ki بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم bize bali oldu ki Peygamber Efendimiz görmemiş İbn Şahab Zühri Peygamber Efendimiz İbn Şahab Zühri'den sonra bunlar kimi rivayet eylediler? Salim'i. Salim de Abdullah İbn Ömer. Bak iki ravi getirdi soktular. Halbuki İbn-i Zühri bunları zikretmiyor. Ne Salim'i, ne Abdullah İbn-i Ömer'i. Bize erişti. Ama kim vasıtasıyla erişti? Onu beyan etmiyor. Bize erişti ki Peygamber Efendimiz قَالَ لِرَجُلٍ مِنْ سَقِيفٍ Sakif'ten bir adama dedi. Öyle adam ki esleme Müslüman oldu. وَعِنْدَهُ أَكْثَرٌ مِنْ اَرْبَعَيْنِ اِسْبَ Onun nikahından da nikahının altında dört kadından fazla var idi. İşte Gaylan İbn-i Selem o. Onun ismini de zikretmiyor. Hadisin asıl İmam-ı Malik tarikiyle geleni bu. Sekif'ten bir adam Müslüman oldu. Onun nikahı altında da dört kadından fazla var idi. Resulullah Efendimiz'e haber verdiler. Peygamber Efendimiz buyurdu ki emsik minhunne erbe'en o kadınlardan dördünü imsak et ve farik sairehunne ötekilerine müfarakat et. Hadis böyle geldi. Böyle geldiyse bu İmam-ı Azam'ın lehine mi oldu aleyhine mi? Şimdi bir cihetle aleyhine oldu, bir cihetle lehene oldu. Lehene olduğu cihet, hadis muttasil değildir, hadis munkatiyedir, zayıftır. Karşısında kuvvetli bir hadis muttasil varsa onunla amel edilir. Bu cihetle lehene oldu. Öteki cihetten de hadis munkatiye ama eğer başka bir hadis buna mariz değilse, bununla amel edilirse İmam Muhammed'in dediği doğru çıkar. Akit meselesini Peygamber Efendimiz bahsetmedi. Onun için tekrar rivayet ediyor. Haddesena Ahmed ibn Davud el-Mekki قال حدثنا يعقوب ibn حميد قال حدثنا ابن عيينة عن معمر عن ابن شهاب عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. Yine başka bir senette bu hadisi munkati olarak rivayet edildiler. Haddesena Ahmed قال حدثنا يعقوب قال حدثنا عبد الرزاق
أم معمر عن ابن شهاب عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. İbn Şahabi Zühri'den 3 sened ile geliyor. 3'ü de munkatıya. فهذا هو أصل هذا الحديث. İşte bu hadis-i şerifin aslı budur. كما رواه مالك عن الزهري. İşte İmam Malik'in Zühri'den rivayeti bu ki bu kuvvetlidir. Ama öteki Abdülala'nın rivayeti onlarınki zayıf. Ve كما رواه عبدالرزاق وابن عيينة عن معمر. Ma'mer'den de Abdurrezzak İbn Uyeyne gene rivayet ettiler. Hadis munkati yani Zühri. Ve kad ravahu eyda Akilun ani Zühri. Akil de Zühri'den rivayet eyledi. Ma yedullu ol bir şey rivayet etti ki delalet eder. Alel mevdi'e lezi şul bir mevdi'e delalet eder ki akadehu Zühri yumidu. Zühri ondan aldı. Zühri hadisin neresini aldıysa işte orasını oraya temas ederek o da böyle rivayet eyledi. Yani hadis muttasil değil. Haddesena Nesr ibn Merzuk ve ibn Ebi Davud kâle haddesena Ebu Salih an Abdillah ibn Salih kâle haddeseni Elleys kâle haddeseni Akil. Akil de kimden rivayet eyledi? An İbn-i Şehabi. İbn-i Şehabi Zühri'den. Kâle İbn-i Şehabi Zühri dedi ki belagani an Osman ibn Muhammed ibn Ebi Süveyd. Bana Osman ibn Muhammed ibn Ebi Süveyd haber verdi. O da kimden rivayet eylemiş? Belli değil. Peki enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz قال لغيلان بن سلمة الثقفي Beni Sakife'den olan Gaylan ibn Seleme'ye dedi ki حين أسلم وتحته عشر نسوة Müslüman oldu da nikahında 10 kadın var idi. O vakit dedi ki خذ منهن أربعا ondan 4'ünü al ihtiyar et ve فارق سائرهن ötekilerinden ayrıl. فبين عقيل في هذا عن الزهري İşte Akil Zühri'den bu hadiste beyan eyledi. Kimi? Muharrice hazel hadis. Bu hadisi tahric eden iki kimmiş o? Osman ibn Muhammed ibn Ebi Süveyd'miş. Ötekiler kimden getirdiler? Salim'den, Salim de Abdullah ibn Ömer'den. Demek onlarınki yanlış. Esas bu doğru. İbn-i Zühri Salim'den almamış. Salim de Abdullah'dan almamış ya. Osman ibn Muhammed'den almış. وَإِنَّهُ إِنَّمَا أَخَذَهُ عَمَّا بَلَغَهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ Peygamber Efendimiz'den Osman ibn Muhammed'e bu hadis vasıl olmuş. Ondan da İmam-ı Zühri'ye vasıl olmuş. Peki netice وَلَكِنْ اِنَّمَا أَتَى مَعْمَرٌ فِي هَذَا الْحَدِيثِ Ma'mer bu hadiste geldi لَأَنَّهُ كَانَ عِنْدَهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ Çünkü Ma'mer'in indinde Zühri'den rivayet olarak var idi. Fî kıssati Gaylan, Gaylan'ın kıssasında hadisan. İki hadis vardır. Ma'mer, Zühri'den bu Gaylan meselesi hakkında iki hadis rivayet ediyor. Hâzâ hadûmâ. İşte birisi bu. Birisi bu ki bu hadisin aslı mungatiye muttasil şeklinde getirdiler. Vel-âkhar öteki de en Sâlimin an ebîhî Zühri Salim'den, o da babası Abdullah İbni Ömer'den rivayet ediyor. Enne Gaylan İbni Seleme Gaylan İbni Seleme tallaka nisa'ehu kadınlarını tatlik eyledi. Hadis değişti. Ve kaseme malehu malını da taksim eyledi. Febelaga zalik Ömer'e bu Hazreti Ömer'e erişti. Feemerehu ona emretti en yertecia nisa'ehu ve malehu tekrar kadınlarını ala ve malını da ala dön dedi. Ve kâle dedi ki لَوْ مِتَّ عَلَى ذَٰلِكَ Eğer bunun üzerine ölseydin لَرَجَمْتُ قَبْرَكَ Senin kabrin ben rejim ederdim كَمَا رُجِمَ قَبْرُ اَب۪ي وَغَال Ebi Vughal'ın kabri rejim olunduğu gibi fil cahiliyeti cahiliyette cahiliyette bu Vughal ne yapmışsa o meseleyi bilmiyorum onun kabrini daima rejim ederler cahiliyette ben de seni Ebu Vughal gibi yapar kabrin rejim ederdim niye? Sen kadınların suçu ne ki hepsini birden tefrik ediyorsun? Peygamber Efendimiz'den rivayet geliyor. Dördünü al, ötekilerini bırak. O hepsini tefrik etmiş. Malını da taksim etmiş. Malını ölmeden niye taksim ediyorsun? Hazreti Ömer razı olmamış buna. Tekrar ailelerini al ve malına da dön. فَاَخْتَى مَعْمَرْ Öyleyse ravilerden Ma'mer hata etti. فَجَعَلَ اِسْنَادَ هَذَا الْحَدِيثِ O hadisin isnadını kıldı. اَلَّذِي ف۪يهِ كَلَامِ عُمَرْ Hazreti Ömer'in sözü olan hadisinin isnadını kıldı. لِلْحَدِيثِ اللَّذِي شُولْ بِالْحَدِيثَ kıldı ki ف۪يهِ كَلَامُ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ
Peygamber Efendimiz'in sözü olan hadisin isnadı kıldı. Bu yukarıdaki okunan hadis Peygamber Efendimiz'den gelen senedi başka getirdi. Hazreti Ömer'den gelen söz bulunan hadisin isnadını ötekine yapıştırdı. Fefesede hadel hadis min cihetil isnad. İsnad cihetinden bu hadis senedi itibariyle fasit oldu. Senedi sahih olmadı. Sümme lev sebete. Var mı vakit? Yakın. Vallahu Teala alem ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sellem. Bismillahirrahmanirrahim. Sümme lev sebete ala emme'merin aniz zuhriyi lema kânet eyda fihi hüccetun indena ala men zehebe ila ma zehebe ilihi Ebu Hanife ve Ebu Yusuf rahmetullahi aleyhima fi zalik. Diyor ki bu dün okuduğumuz derste Abdülalâ Me'mer'den, o da Zühri'den rivayet getirdi bir hadisi şerif. Bu hadisi şerif evvela dedi ki başka bir hadis daha vardır Me'mer'den. Bu iki hadisin senetleri başka başkadır. Birinci hadisin senedini ikinciye, ikincinin senedini de birinciye getirdi, katıştırdı. Me'mer burada bir hata etti. Bu hata ettiğinden dolayı bu hadisler kuvvetli değildir. Onun için onun dediği sabit olmaz. Me'mer'in dediği hadiste diyor ki Gaylan İbni Seleme Müslüman oldu, nikahında 10 kadın vardı. Peygamber Efendimiz buyurdu ki 4'ünü al, ötekilerini bırak. Binaenaleyh 4'ünü al, ötekilerini bırak deyince yani o 4'ü zaten nikahında. Tekrar nikah kesmeye lüzum yok. Onların nikahı sabit, ötekilerin de nikahı batil. Bu manayı çıkardı. Evet. Halbuki İmam-ı Azam, İmam Ebu Yusuf onlar dediler ki hayır. Onların hepsinin eğer bir akitte yapmışsa hepsinin nikahı batildir. Yok, eğer ayrı ayrı yapmışsa evvelki 4'ünün nikahı sahihtir, ötekileri batildir. Şimdi Abdülalâ'nın bu hadisini evvela dedi ki bu senetleri değiştirdiğinden bu zayıftır. وَلَوْ سَبَتَ سُمَّ لَوْ سَبَتَ bu sabit olsa اَلَا مَا رَوَهُ عَبْدُلْعَلَى Abdülalâ'nın rivayet ettiği veç üzerine sabit olsa اَمَّعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ Me'mer'den, o da Zühri'den dedi ki sabit olsa لَمَا كَانَ تَيْذَا ف۪يهِ bu hadisli şerifte olmaz hüccetün, delil olmaz indena, bizim indimizde اَلَا مَنْ bir kimse üzerine ki zehebe, zahib oldu ila ma zehebe ilihi Ebu Hanife ve Ebu Yusuf. İmam Ebu Hanife'nin, İmam Ebu Yusuf'un mezhebine zahib olan ulemanın aleyhine gene hüccet olmaz. Fî zâlike bu mesele hakkında. Ne için? لَاَنَّ تَزَوُّجَ غَيْلًا tezvice değil, tezvice de gelir ama tezevvüc daha doğrudur. تَزَوُّجَ غَيْلًا zâlike غَيْلًا'ın bu tezevvüci 10 kadını alması اِنَّمَا كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ cahiliyette oldu. Cahiliyette bu 10 kadını almıştı. قَدْ بَيَّنَ ذَٰلِكْ bunu da beyan eyledi Sa'id ibn-i Ebi Arube اَمَّعْمَرٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ bu hadiste Sa'id ibn-i Ebu Arube Me'mer'den rivayet ediyor ki bu cahiliyet zamanında olmuştu. İslamiyette değil. Halbuki bizim davamız İslamiyette. Cahiliyette onlar da mübahede olur. Mübah olduğundan dolayı evlenmiş. Fakat sonra Müslüman olduğu gibi ha, İslamiyetin ahkamı başka, cahiliyetin ahkamını bozuyor. Onun için o cahiliyet zamanındaki olan nikahları, 10 kadının nikahını İslamiyet reddediyor. Öyleyse bu delil olamaz. Haddesen, peki bu cahiliyette olduğunun delili de ispat ediyor rivayetle. Haddesena Hallad ibn-i Muhammed'in el-Vasitiyyü. Kale haddesena Muhammed ibn-i Şüca'i. عن يزيد بن هارون قال أخبرنا سعيد بن أبي عروبة أم معمر عن صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أحمد بن داود أحمد بن داود الحديث من مثله رواية ديور وزاد لكن عند زيادة ديور إنه كان تزوجهن في الجاهلية غيلان بأن قدن الجاهلية تعلمشته Müslüman olunca Peygamber Efendimiz'e söyledi. O da dedi ki 4'ünü al, ihtiyar et, ötekilerini bırak. Fekâne tezevvücü gaylan. Bunu da tezevvücü yapın. Gaylanın tezevvücü oldu. Bin nisvetillâti
meşhurdur kadınları ki künne indehu. Hine esleme Müslüman olduğu vakitte kendisi yanında tehdi nikahında olan kadınları almış idi. Fi vaktin, bir vakitte ki kâne tezevvüdü zâlikel adet, o adet miktarınca evlenmek oldu idi. Caizen caiz oldu idi. Yani cahiliyette cahiliyette alırdılar. Ona kadar alırdılar. Daha yukarıda alırdı. Vakit caiz idi. Ve nikahu aleyhi sabit. Nikah da onun üzerine sabit idi cahiliyette. وَلَمْ يَكُنْ لِلْوَاحِدَةِ حَيْنِيْزِمْ. Madem cahiliyette caiz idi öyleyse, birinci için olmadı. مِنْ سُبُوتِ النِّكَاحْ, nikahın sübutundan. İlla bir hüküm oldu ki, لِلْعَاشِرَةِ مِسْلِ, onuncuya da onun mislidir. Birincinin nikahı sahih olduğu gibi, onuncunun nikahı da sahihdir. Cahiliyette hüküm yok ya. Yani birincinin nikahı sahih olsun, onuncusunun sahih olmasın, böyle değil. Hepsi bir. ثُمَّ اَحْتَسَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ حُكْمًا اَخَرْ. Sonra Cenab-ı Hak başka bir hüküm ihtas buyurdu. وَهُوَ تَحْرِيمُ مَا فَوْقَ الْاَرْبَعْ. Dörtten ziyadesinin haram olmasını Cenab-ı Hak Resulüne bildirdi. فَكَانَ ذَٰلِكَ حُكْمًا طَارِيًا. Bu ariz olan bir hüküm oldu. Sonradan gelmiş bir hüküm oldu. تَرَأَتْ ariz oldu. بِهِ bu hükümle حُرْمَتُ حَادِسَةٍ hürmetun hadisetun ala nikahı gaylan. Gaylanın nikahına hadis olan bir hürmet geldi. Evvelden caiz idi fakat ahkam-ı İslamiye geldiği gibi dörtten yukarısı haram diye. Gaylanın 10 kadını var. 10'i de nikahında, öyleyse bir haramlık geldi. Aslı helal idi, cahiliyette helal idi. Haramlık sonradan geldi buna. فَاَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Peygamber Efendimiz bunun için emretti. Lizalik, bu dörtten yukarısının haram olduğu için gaylana emretti. En yumsike minen nisai, kadınlardan tuta. El adedellezi, şur bir adedi ki ebahahullah, Allah-u Teala mübah kıldı. Allah-u Teala kaçı mübah kıldı? Dördü. Öyleyse dördü tut dedi. Ve yufarike ma siva zalik, ma sivasından da ayrılar. Yani dörtten yukarısından, altısından da ayrılar. Bunu Peygamber Efendimiz emreyledi. Ve cu'ile, bu adam kılındı. Keracülün, bir adam gibi ki lehu erba'u nisveti, onun dört ailesi vardı. Fatallaka ihdâhunne, dörtten birisine talak verdi, tayin etmeyerek. Diyor ki dörtten birisine, dörtten birisi boş. Ama hangisi, onu tayin etmemiş. Fe hükmuhu, onun hükmü en yehtâre minhunne vâhidete. O dörtten birisini ihtiyar ede, فَيَجْعَلَ ذَٰلِكَ الطَّلَاقَ عَلَيْهَا, o talakı onun üzerine kılar. وَيُمْسِكَ الْاُخْرَى, ötekilerini de tutar. Demek ki bu bir kaide. Bir adam dört karısından tayin etmeyerek birisine talak verirse ne yapacak? O dörtten birisini sonra ihtiyar edecek. İşte talakı ben bunun üzerine kıldım, ötekiler nikahında kaldı. İşte o adam da bunun gibi. Onun da bu adam gibi 10 kadını var idi. İslamiyet 4'ten fazlasını haram ettiği gibi bu adam seçecek. Şunu 4'ünü ben aldım, ötekilerini bıraktım. Bunun gibi olacak. Fekezalik Ebu Hanife ve Ebu Yusuf rahimehumullah, işte Ebu Hanife ve Ebu Yusuf yekulani derler. Fi haza, bu meselede bunlar da böyle derler. Yani o adam kendisi ihtiyar edecek. 4'ünü ihtiyar eder. Yoksa birinci, ikinci, üçüncü değil. 10 kadından 4'ü hangisi olursa olsun, ister en evvel evlendiği olsun, isterse en sonra evlendiklerinden olsun, 4'ünü ihtiyar eder, ötekilerini bırakır. فَاَمَّا مَنْ تَزَوَّجَ عَشِرَ نِسْوَةٍ. Yok, bir adam 10 kadını tezevvüc ederse, بَعْدَ تَحْرِيمِ اللّٰهِ, Allah-u Teala'nın tahriminden sonra. Kur'an-ı Kerim'i biliyor ki 4'ten fazla evlenmesi caiz değil, fakat adam gitmiş evlenmiş. Evet. Cenab-ı Hak neyi tahrimden sonra? Macavezel erba. Dördü tecavüz edeni Cenab-ı Hak haram kılmış. Bunu biliyor. Gitmiş. Adam 10 kadını almış. Fî akdetin vâhidetin. Bir akitte. Bir nikahla 10 kadını birden nikah eylemiş. Fe innehu innemâ akaden nikâhe aleyhin akden fâsiden. Onlara
bir nikah akdetmiş, o akitte fasit niye? O kadın birden evlenilmez. Dörtten fazla caiz değil. فَلَا يَسْبُتُ بِذَٰلِكَ لَهُ نِكَاحٌ. O adama bu akitle nikah sabit olmaz. Niye? Akit fasit. Cahiliyetteki gibi değil. Cahiliyette caiz idi. Onun da nikahı sahih idi. İslamiyet geldi, dörtten fazlasını haram kıldığı gibi, o adamın demek dört tane hakkı var. O nikahı sahih, hepsinin nikahı sahih. Onlardan dördünü ihtiyar edecek, ötekilerinden ayrılacak. İslamiyette böyle 4-10 kadını bir akıtta alırsa o nikah sahih değil. O nikah fasit olduğundan hepsinin nikahı fasit. Hiçbirisi sahih değil. Farkı bu. Ela tera, sen görmez misin? Ennehu lev tezevvece zâte rahimin mehremin minhu. Kendi akrabasından birisiyle evlense, ki nikah düşmeyen bir kadınla evlense, fî dâril harbi, dâri hatta, ve huve müşrikün, kendisi de müşrik. Adam müşrik, kendi mehremlerinden birisiyle evlenmiş. Sümme eslemez, sonra adam Müslüman olsa, ennehâ, onu beyan edeyim, hayır, unutmamış. Ennehâ, o kadın, la taqirru tahtahu, o adamın nikahının altında karar kılmaz, kalmaz. Niye? Mahremidir, olmaz. Ve in kana aktuhu, her ne kadar aktı olursa da, lizalik, o kadın aktı olursa da, kana fi daril harb ve müşrik. Dar-ı harpte bu nikahı yapmıştı, kendisi de müşrik idi. Olsa bile, madem kendisinin mahremidir, adam Müslüman olduğu gibi o kadınla ayrılmış olur. Niçin? Aslı bozuk bunu. Aslı bozuk, öteki on kadını aldı, cahiliyette caiz idi. Cahiliyette caiz olan bir şey yapmıştı. Bu adam da kendi dininde caiz olan bir şey yapmıştı. Yok. Mehremi olduğundan dolayı onun aklı da fasit idi. Müslüman olur olmaz, sen bunu ihtiyar et denilmez. Zaten aslı bozuk. Akıt fasit. فَلَمَّا كَانَ هَذَا vaktaki bu oldu. يُرَدُّ حُكْمُهُ bu kendi mehremi olan bir kimseyi dar-ı harpte müşrikken nikah etmesi oldu. يُرَدُّ حُكْمُهُ bunun hükmü reddi olunur oldu. فِيهِ bu meselede ila hükmü nikahatil müslimin Müslümanların nikahlarının hükmüne reddolundu. Adam madem Müslüman oldu, öyleyse onun nikahının hükmü de Müslüm kadınlarının, Müslüman kadınlarının nikahının hükmüne reddedilecek. فِيمَا يَعْقِدُونَ فِي دَارِ الْاِسْلَامِ Dar-ı İslam'da nasıl akit yaparlarsa Müslümanlar, onun da dar-ı harpte yapmış olduğu akit buna dönecek. O hüküm, İslamiyet'teki olan hüküm cari olacak. كَانَ كَذَٰلِكَ اِذَا evet, yine böylece oldu. حُكْمُهُ فِي الْعَشْرِ نِسْوَةِ on kadında da böyle oldu. اَلَّاتِي تَزَوَّجَهُنَّ وَهُمْ مُشْرِكُوا فِي دَارِ الْحَرْبِ dar-ı harpte müşrik iken on kadını birden alsa onun hükmü de böyle. Yani dar-ı İslam'daki hükme raci olur. يُرَدُّ حُكْمُ bunun hükmü de reddedilir. فِي ذَٰلِكْ bu nikahta اِلَى حُكْمِ الْمُسْلِم۪ينَ ف۪ي نِكَاحَاتِهِ Müslümanların nikahlarındaki hükmü nasıl ise bu doğruya reddedilir. Nasıl Müslümanların dar-ı İslam'daki on kadını evlenmesi nasıl? Ki ona göre kıyas edeceğiz. Adam müşrik iken dar-ı harpte on kadını birden almıyor. Adam da Müslüman olmuş. Ne yapacağız? Müslümanlar kendi memleketlerinde nikah yaparken hangisi sahih, hangisi fasit? Sahihe benzerse sahih olacak, fasite benzerse fasit olacak. Onu beyan ediyor. Diyor ki فَاِنْ كَانَ تَزَوَّجَهُنَّ dar-ı İslam'da bir adam on kadını alırsa فِي عَقْدَةٍ وَاحِدَةٍ bir akıtta bir nikahla on kadını nikah ediyor. فَنِكَاحُهُنَّ بَاطِلٌ onların nikahının hepsi batildir. Hiçbirisi onun ailesi değildir. Nikah batıl. وَاِنْ كَانَ تَزَوَّجَهُنَّ فِي عُقَدٍ مُتَفَرِّكَ yok, on kadını almış ama teker teker nikah kesmiş. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 nikahından 10 kadını almış. Böyle yapmışsa caze nikahul erba dördün nikahı caiz olur. El uvel, evvelki dördün minhünne 10 kadından ve batale nikahu sairihinne ötekilerin nikahları batıl olur. Niçin? Birinciye evlendiği vakitte nikah sahih idi. Tek başına
kesti. İkinci sahih idi. Üçüncü sahih idi. Dördüncü sahih idi. Beşinciye gelince beşinciyi alamaz ki. Batıl, haram. O batıl olur. Yok. Ayrı ayrı alırsa ilk aldığı dördün nikahı sahih, gerisi batıl. Fakat hepsini birden nikah ederse hepsinin batıl. Kâle, evet. Fein kâle kâilun. Bir adam itiraz etse, dese ki fakat tereke Ebu Hanife'de ve Ebu Yusuf kavlehuma. İmam Ebu Hanife'nin ve İmam Yusuf'un kavilleri bu ama bunlar kendi kavillerini terk etmiş oldular. Fî şeyin bir mesele hakkında ki kâlâhu, onu dediler. Fî hâzel mâna, bu mânada. Bu mânaya gelen bir şeyde kendi mezheplerine muhalefet ettiler. Ve zâlik, o mesele de ennehuma Ebu Hanife ve Ebu Yusuf rahimahullah kâla, buyurdular fî racülin min ehlil harp, ehli harpten bir adam hakkında ki sübiye esir olundu. Ehli harpten bir kafir esir edildi. Ve lehu erba'u nisvetin, sübiyine ma'hu, onun dört kadını var, o kadınlar da esir edildi. Şimdi adam hürriken dört kadın alabiliyordu, esir olunca köle oldu. Köle dört kadın alamaz. Kölenin hakkı iki kadın. Bu adamın da dört ailesi var. Ne olacak? İnne nikâhevunne, o dört kadının nikahı. Kullehun, hepsi kad fesede, fasid oldu. Ve yufarraku beynehu ve beynehunne, o adam ile o kadınların arası derhal tefrik edilir. Bak sana Ebu Hanife ne diyordu? Eğer nikahlar sahih ise o sahih olanlar alık konulur, fasit olanlar tefrik edilir. Bu adam dördünü de almıştı. İdare harpte kendi hür ol iken almıştı. Nikahlar sahih idi. Esir olunca ikiye inmesi lazım idi. İkisinin nikahı sahih olması lazım idi. İkisi de ayrılacaktı. Halbuki İmam-ı Azam burada diyor ki hepsi fasittir. Öyleyse İmam-ı Azam'ın yukarıdaki kavli bu kavline muhalif oldu demek istiyor. Kale, yine dedi ki fakat kâne yenbeği, layık olurdu alâ mâ, bir şey üzerine ki hamela, Ebu Hanife ile Ebu Yusuf hamlettiler aleyhi, o mâna üzerine hadise gaylan. Gaylan'ın hadisinde hükmettikleri gibi, yani muhtelif akitlerinden almışsa birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü sahihetekiler değil. Eğer bu manayı almış olsalardı en yeceala kılmakları lazımdı. Lehu adama ki en yahtare minhunne isneyi. Sen bunlardan ikisini ihtiyar et. Gaylana öyle dediler ya. Sen bu dördünü ihtiyar et. Çünkü hepsinin nikahı sahih. Yalnız şeriat dörtten fazlasına cevaz vermiyor. O dördünü ihtiyar et. Zaten nikahları sahih. Yeni nikahı düzüm yok. Ötekilerinden ayrıl. Bu adama da derdiler ki bu dört kadından ikisini al. Öteki ikisinden de ayrıl. Derdiler. En yahtare minhunne isneyi. Bundan ikisini ihtiyar ede ve yumsikehuma, o ikisini nikahında tuta ve yufarikel isneteynil bakiyeteyn, baki kalan ikisinden de ayrılar. Böyle icap ederdi. Halbuki burada dediler ki o adam esir oldu, kadınlar da esir olduğundan hepsinin nikahı fasıl oldu dediler. Lenne nikahel erba'i, dördün nikahı kad kâne kulluhu sabiten sahiha, o adam esir olmazdan evvel dördün nikahı da sahih idi. وَاِنَّمَا تَرَرِّقُ عَلَيْهِ, sonradan kölelik buna ariz oldu. فَحَرُمَ عَلَيْهِ مَا فَوْكَ الْاِسْنَتِينَ, ikiden fazlası o adama haram oldu. Bu kaideye göre ikisini alacak, ikisini bırakacak. كَمَا أَنَّهُ لَمَّا تَرَى حُكْمُ اللّٰهِ, nitekim Allah'ın hükmü ariz olduğu gibi فِي تَحْرِيمِ مَا فَوْكَ الْاَرْبَى, dördün مَا فَوْكُنِ Cenab-ı Hak haram ettiğinde gaylan Müslüman olunca on kadının dördünü Resulullah Efendimiz ihtiyar et buyurdu, ötekilerinden ayrıl. Emera Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gaylâne bi ihtiyar erben min nisâi, kadınlarından dördünü ihtiyar et diye buyurdu. Ve firâke sâirihinne, ötekilerinde ayrılmayı emretti. Bunun da böyle olması lazımdı. Adam esir olunca esir köleler iki kadın alabilir. Bunun dört kadını var idi. İkisini alsın, ikisini de bıraksın. Böyle olması lazımdı. İmam-ı Azam'ın bak bu manada olan bu iştihadı o iştihadına muhalif geldi. قيل له, ona cevaben denilir ki ma kharaca Ebu Hanife ve Ebu Yusuf rahimahumullah, İmam Ebu Hanife, İmam Ebu Yusuf çıkmadılar.
bima zekerte senin zikrettiğin bu şeyle çıkmadılar. En aslihima kendi kaidelerinden, kendilerinin koymuş olduğu usulden çıkmadılar. Velakinnehuma zehebe. Lakin bu iki imam zahip oldular. İlama ol bir hükme zahip oldular ki kad hafi aleyk. Sana gizli oldu. Senin bilmediğin bir mana var. O bilmediğin o manaya sahip oldular. Ki o manayı sen anlayamadın. Sana gizli oldu yani. Oraya varışın olamadı. Neydi o mana? Ve zâlike o mana enne hâzâ bu esir olan adam kâne tezevvecel erba'a dört kadını tezevvüc etmişti. Fî vaktimâ tezevvücühünne fî vaktimâ şu bir vakıtta ki tezevvecehünne onları aldı, evlendi onlarla ba'demâ harume alel abdi köle üzerine haram olduktan sonra mâ fevkel isnetin ikiden mâ fevke haram olduktan sonra bu adam almıştı. O vakit almıştı. Fîzâ tezevvece bu adam tezevvüc ederse ve huve harbiyyün fî dâril harbi o da dâril hatta harbidir. Yani Müslümanlarla harp eden bir adamdır. Bu adam alsa mâ fevke sneteyni iki kadından fazla alsa sümme sübiye ve sübine me'u sonra o dört kadından kendisi esir düşseler rudde hükmuhu fî zâlik bu adamın esir olduktan sonra o nikah meselesi reddedilir ila hükmü tahrimin haram olan bir hükmü. Evet bu adam dört kadını alabilirdi, hürrüdü fakat esir düştükten sonra köle oldu, köleler dört kadın alamaz, haram oldu. Nikah harama gitti. Evet, öyle tahrim ki kad kâne kable nikâhî. Kendisi onları almazdan evvel o tahrim bakiydi. Cahiliyet zamanında kıyas değil bak. Cahiliyet zamanında on kadın alınabilirdi. On kadın alınırdı. Gayla Müslüman olduğu gibi Peygamber Efendimiz evet şimdiye kadar bunların onunda nikahı sahih idi. Şimdi Cenab-ı Hak nesk etti bunu. Binaenaleyh gördü ihtiyarı. Onların nikahları da zaten evvelden sahih sabit. Ötekilerinden ayrıl. Ama bu adam Dar-ı Harp'te dört evlendi. Doğru, hür olanlar dört evlenebilirdi. Köle olduğu gibi kölelerin dört almak selahiyeti yok. Bu hüküm de evvelden cari. Yani o vakitte kölenin dört alması var idi de sonradan nesk edildi. Böyle bir şey yok. Zaten kölenin iki alması kaidesi var idi. Öyleyse nikahlarının hepsi birden gider. Dördünün nikahı da gider. İşte onlara hafi olan bu. İtiraz eden adama hafi olan nükte de bu. Fesare keennehu. Göre ki bu adam oldu. Tezevvecehunne fî akdetin. Bir akitte bunları tezevvüc etmiş gibi oldu. Bâde mâsâre rakîkan. Nasıl adam esir edildiyse bu dört kadını birden nikah etmiş sayıldı. Vahve fîzâlik. Bu mesele hakkında bu ne gibidir? Keracülin tezevvüce sabiyyeteyn. Bir adam gibi ki o adam iki kız çocuğunu nikah etti. Onlar da sabi. Sagîreteyn. Küçük daha süt emiyorlar. İkisini de nikah etti. Fecaet imrâetün. Bir kadın geldi. فَأَرْضَعَتْهُمَا مَعَنْ ikisini birden emdirdi. Onlar o ikisi oldu ne? Bacı. Kız kardeş oldular. İkisi birden helal olur mu buna? Olmaz. Hangisi nikahında kalır, hangisi çıkar? فَإِنَّهُمَا تَب۪ينَانِ مِنْهُ جَمِعًا ikisi de o adama haram oldu. Niye? Nikahları birden fesada gitti. Birisi evvel, birisi sonra olmadı. Kadın ikisini birden emdirdiğinde ikisinin nikahı birden gitti. Eğer birisini evvel emdirse, birisini sonra emdirseydi fark ederdi bu. Yok. Ne yaptı bu? İkisini birden emdirdi. Vakit ikisinin nikahı birden gitti. Ve la yu'meru. Bu adam emredilmez. Be en yehtâre ihtâhumâ fe yumsikehâ. Onlardan ikisinden birisini ihtiyar etsin de bunu nikahında tutsun. Ve yufârike l-ukhra ötekinden ayrılsın. Bu emredilmez. Le enne hurmeter redâ. Rada hürmeti, süt emmek hürmeti. Taraet aleyhi, bu adam üzerine arız oldu. Ba'de nikahihi iyyahuma. O ikisini nikah ettikten sonra o hürmet geldi. Geldiği gibi ikisinin nikahı birden gitti. İşte bu da onun gibidir. Bu esir olan köle de bunun gibidir. Ve kezalike rikbu tari'u alen nikah.
nikah üzerine ariz olan kölelik de böylecedir. Ellezî vesafnâ. Kölelik diyor işte biz vesfettik. Yani adam Müslüman oluyor, dört karısı var, onlar da esir oluyor. Rıkkiyet geldiği gibi bu nikahların hepsi gidiyor. Hükmuhu hükmü hâzer redâ. İşte onun hükmü bu süt hükmü gibidir. Ellezî zekerine bizim zikrettiğimiz hükmü redâ gibidir. Nikahın hepsi birden gider. Ve huma cemiyen mufarikan. Bunların ikisi de bu adamı mufarik derler. Niçin? Lima kâne min Rasûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz'den geldiği için fi gaylan ibn seleme. Gaylan ibn Seleme hakkında. Lenne gaylan. Gaylan lem yekun. Olmadı. Hürmetullah Allah'ın haram kılması. Lima fevkel erba'. Dörtten yukarısını Cenab-ı Hakk'ın haram kılması. Tekeddemet nikahahu, gaylanın nikahına tekeddüm etmiş değil idi. Bu vakitte haram yoktu, onun için onda caiz idi. Fakat bunda bir hürmet tekeddüm etmiş. Bir adam iki bacıyı birden nikahında cem edemez, bir köle ikiden yukarısını bir nikahında cem edemez. Feyyureddü hükmü nikahihi, onun nikahının hükmü reddedildi. İleyhi, ileyha. Evet, Allah-u Teala'nın haram kılmış olduğu şeye. Oraya, yani İslamiyet'te nasıl tatbik edilecekse o surette tatbik edilecek. Ve innemâ tarayetil hürmetu, hürmet ariz oldu alâ nikâhihi, bu adamın nikahına ba'de sübûtihi külli. Hepsi sabit olduktan sonra gaylandı. 10 kadını evlendi, hepsinde de nikahı sabit idi. Sonradan hürmet geldi. فَرُدَّتْ حُرْمَةُ مَا حَرُمَ عَلَيْهِ مِنْ ذَٰلِكِ. Evet, o adam üzerine haram olan meseledeki hüküm reddedildi. اِلَى حُكْمٍ حَادِسٍ بَعْدَ النِّكَاحِ. Nikahtan sonra hadis olan bir hükme. Nikah olurken sahih olmuş, sonradan hadis olan bir hüküm gelmiş, ona göre amel edildi. فَوَجَبَ لَهُ بِذَٰلِكِ. İşte bu sebeple gaylana vacip oldu. اَلْخِيَارُ مُخَيَّرِكِ. O 10 kadında istediğini seçebilir. Çünkü hepsinin nikahı sahih. Hangisini seçse seçebilir. كَمَا يَجِبُ لَهُ فِي الطَّلَاقِ الَّذ۪ي ذَكَرْنَا. Talakta vacip olduğu gibi bir adam 4 kadını var. İşlerinden birisine talak vermiş, tayin etmemiş. Ondan sonra 4'ten birisini seçer. Onun gibi oldu. Yani hulasa şimdi burada gaylan meselesinin bu esir olan adamın meselesini ayırdı ince bir fark ile. Gaylan meselesinde 10 kadını almış, onun da nikahı sahih idi. Sonradan ehkam-ı ilahiye ariz oldu. 4'ten fazlasını tutmak haram oldu. Onun için 4'ünden ayrıldı. Fakat 4'ün fazlasından ayrıldı. O 4'ün zaten nikahı sahih. Batıl olmadı ki yeniden nikah kessin. Fakat esir olan böyle olmadı. Esir olan hürrüdü, 4 evlenmişti. Nasıl esir olduysa o 4'üne birden bir hüküm ariz oldu. Ney? Hepsinin nikahının batıl olması. Esas kaideye bakarsanız ikisinin nikahı fasit, ikisinin sahih olması lazım geliyor. Ona diyor ki bu adam o 4 kadını aldığı vakitte kölelerin 2'den fazla evlenmesi haramdır. Bu var mıydı yok muydu? Var idi. Öyleyse hemen Müslüman olur olmaz bu hüküm zaten var idi. O hüküm bunun nikahların hepsini ifsad etti. İşte gizli meana bu. 4'ünün nikahı birden gitti. فَيْنِ اِحْتَجُوا اِذَا فِي ذَٰلِكَ. Bu meselede birinci mezhep sahipleri ihticac etseler. Neyle? بِمَا حَدَّسَنَا صَالِحُ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ قَالَ حَدَّسَنَا سَعِيدُ بْنِ مَنْسُورِ قَالَ حَدَّسَنَا هُشَيْمُ قَالَ اَخْبَرَنَا اِبْنِ اَبِي لَيْلَى اَنْ حُمَيْطَ بِنْتِ الشَّمَرْدَلِ اَنْ الْحَارِسِ بْنِ قَيْسِ قَالَ اَسْلَمْتُ عِنْدِي ثَمَانِيَ نِسْوَةٍ. Haris ibn-i Kays diyor ki ben Müslüman oldum, benim nikahımda da 8 kadın var idi. فَاَمَرَنِي رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ Peygamber Efendimiz ben emriyledi اَنْ اَخْتَارَ مِنْهُنَّ اَرْبَعًا bundan 4'ünü ihtiyar edeyim. İşte bu birinci mezhebin delilleri ki bir adam Müslüman oldu, onun nikahında 4'ten fazla kadın var. O ne yapacak? İhtiyar edecek. İster akitleri bir olsun, ister akitleri ayrı ayrı olsun. Esas zaten ihtilaf burada. Bu birinci mezhep diyor ki akit bir de olsa, ayrı da olsa o adama
muhayyerlik verilmiştir. Muhayyerdir. İstediğini nikahında alıp istediğinden ayrılır. Ve nikah kesmeye de lüzum yok. İmam-ı Azam, İmam-ı Yusuf ne diyorlar? Hayır diyorlar. Eğer bir akitte almışsa hepsinin nikahı batildir. Yok, ayrı ayrı akitler almışsa birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü sahihtir, gerisi batildir. Evet. Şimdi burada bu Hümeyde'den getirmiş olduğu hadis diyor ki Haris İbni Kıys Müslüman olmuş ve 8 kadın nikahında varmış. Resulullah Efendimiz bunları bir akitle mi aldın, ayrı ayrı mı aldın, sordu mu buna? Sormadı. Ne dedi? İhtiyar et dedi. Dördünü al, ihtiyar et. Ötekinden ayrı. Öyleyse dava bizim dediğimiz gibi, Ebu Hanife'nin dediği gibi değil. İhtiyar var. İster akit bir olsun, ister ayrı ayrı olsun. Bir, bu hadisi şerifi başka bir senetle daha tekit ediyor, tekvi ediyor. Haddesena Salihun, kâle haddesena Sa'idun, kâle haddesena Hüseymun, kâle ahberena Mughiretu, en ba'di veledil Haris ibn-i Kays. Haris ibn-i Kays'in bazı evladından rivayet eylemiş. Anin Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem nehvû. Eynen bu hadisi şerifi rivayet etmiş ki hadise kimin başında olmuş? Haris ibn-i Kays'in başında olmuş. Buna cevap olarak ne verecek İmam-ı Ebu Hanife tarafından? Kîle lehu, o adama cevaben denilir ki قَدْ يَحْتَمِلُوا ذَٰلِكَ مَا قَدْ زَكَرْنَاهُ فِي حَدِيسِ غَيْلًا. Bizim Gaylan'ın hadisinde zikrettiğimiz şeye bunun ihtimali var. Gaylan'ın hadisinde biz dedik ki bunların akitleri sahih idi. Onun için dördünü aldı, diğerlerini terk etti. Hepsinin nikahı da sahih idi. İster birinci olsun, ister sonuncusu olsun, fark etmez. Bu da böyleydi. Cahiliye zamanında nikah etmişti bu 8 kadını. Hepsinin de nikahı sahih idi. Peygamber Efendimiz buyurdu ki 4'ten fazlası haramdır. Onun için ihtiyar et sen dördünü ötekilerin bırak dedi. Bu böyle olur. Bir de başka bir ihtimal daha var. وَقَدْ يَجُوزَ اَيْدَا اَنْ يَكُونَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Yine caizdir ki Peygamber Efendimiz olmuş ola. اَرَادَ بِقَوْلِهِ لَهُ. Ona Peygamber Efendimiz bir kavl buyurdu ya, o kavliyle murad etmiş ola. Ne kavli? اِخْتَرْ مِنْهُنَّ اَرْبَعًا. Bundan 4 tanesini ihtiyar et buyurdu Peygamber Efendimiz. Bu kavli şerifi de Peygamber Efendimiz murad etmiş olarak. Neyi? Ey ihtar minhunne erba'an, bunlardan 4'ünü ihtiyar et, fetezevvethunne, onlara yeniden nikah kes. Bir de bu mana var. Yani 4'ünü ihtiyar et ne demek? Yani yeni nikah kes. Bu mana da gelebilir. Ve la delalete fi hadel hadis. Bu hadiste delalet olmadı. Evet, Haris İbni Kays'in hadisinde ala vahidin min hazeynil ma'neyin, bu iki mananın hangisi murattır ona da delalet yok. Öyleyse bu hadiste delalet olmaz. Çünkü ihtimalli, iki manaya ihtimali var. Ve in ihtecu fi zalike eyda, bu mesele hakkında delil getirirlerse bima haddesena Rabi'ul Ceyziyyu kâle haddesena Ebu Lesved ve Hassan İbni Galip kâle haddesena İbni Lehi'a an Ebi Vahb el-Ceyşaniyi an Dahhak ibn Feyruz el-Deylemi an Ebihi kâle eslemtü. Dahhak ibn Feyruz rivayet ediyor, diyor babası Feyruz el-Deylemi diyor ki kâle eslemtü ve indi uhtar. Ben Müslüman oldum, nikahımda da iki kız kardeşi nikah etmiştir. İki kız kardeşi nikah etmiş. Feyruz el-Deylemi fe ateytü Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem, ben Peygamber Efendimiz'e geldim, dedim ki ya Resulallah, ben cahiliyette iki kız kardeşi bir nikahta cem etmiştim. İslamiyet haram kıldı. Ben tecme'u beynel uhveyn var ya, iki kız kardeşi nikahta cem etmeyin. Ne yapayım? Fekale sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki tallik ihtahuma, birisini talak ver. Yani bunların cahiliyette olduğundan ikisinin de nikahı sahihtir. Fakat şimdi bir haramlık arız olmuştur. Bu neshedilmiştir, iki kız kardeşi bir nikahta cem etmek. Birisine talak verir. Birisi zaten nikahında. Bununla iddial ediyor. Öyleyse şimdi bunlar, bu birinci mezhep sahipleri diyor ki bir ihtiyar var bak. Bu adam ikisinden birisini ihtiyar edecek, ötekini terk edecek. Öyleyse Ebu Hanife'nin dediği gibi değil, bizim dediğimiz gibi. Çünkü Ebu Hanife'nin dediği gibi olsa sual edilecek. Bu ikisini birden mi nikah etmiş, ayrı ayrı mı nikah etmiş? Eğer ikisini birden nikah etmişse ikisinin nikahı da fasit oldu. Yeni nikahla birisini alacak.
Yok, evvel birisini sonra ötekini nikah etmişse evvelkisinin nikahı sahihdir, ikincisi batıldır. İmam Azam'ın iştahı bu. Bunlar diyorlar ki hayır, bunların hiç sual cevap yok. Peygamber Efendimiz birisini al, birisini bırak dedi. Evet. حدثنا علي بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا وهب بن جرير عن أبيه عن يحيى بن أيوب عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي وهب الجيشاني عن الضحاك بن فيروز الديلمي عن أبيه قال أسلمت وعندي أختان. Yine aynı hadisi şerif. Feyruz el-Deylemi diyor ki ben Müslüman oldum, benim indimde iki kız kardeş vardılar. Feteytun Nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'e geldim. Feseeltuhu, sordum. Ne yapayım ya Resulullah dedim. Fekale, buyurdular ki tallik, boşa. Eyyetehuma şiite, hangisini dilersen onu boşa. Bak, ihtiyarlık veriyor. Hangisini arzu edersen onu boşa diyor. Böyle öyleyse şimdi bu hadis-i şerifler delalet ediyor ki İmam-ı Azam'ın içtihadı yanlış. Kıyle lehum, onlara denilir ki hâzâ yûcibül ihtiyar kemâ Kemal Zekertum, sizin zikrettiğiniz gibi ispat ediyor ki insanın burada bir ihtiyarı var. وَهُوَ اَوْضَحُ مِنْ حَد۪يسِ حَارِسِ بِنْ قَيْسِ. O Feyruz-i Deylemi'nin hadisi Harisi bin Kays'in hadisinden daha avdah. Bir ihtiyar veriyor. Ne diyor? تَلِّكْ اَيَّتَهُمَا شِيْتَ. Hangisini istersen onu boşa. Tam ihtiyar. وَلَاكِنَّهُ قَدْ يَجُوزُ لَاكِنْ جَائِزْ كَاَنْ يَكُونَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz oldu. İnnemâ hayyerehu, onu muhayyer bırakmış oldu. Lenne nikâhehu kâne fil cahiliye. Çünkü cahiliyette bunları nikah etmişti. Kable tahrimillahi azze ve cel mâ fevkal erba. Cenab-ı Hak dörtten yukarısını tahrim etmezden evvel. İki kız kardeşin nikahını cem etmek tahriminden evvel. فيكون معنى هذا الحديث بحديث معنى سيد ورود مثل معنى حديث غيلان بن سلمة. غيلان بن سلمة معنى سيد ورود. نية جاهليته iki kız kardeşini birleştirmek caiz idi. İkisinde nikahı sahih idi. Fakat Müslümanlık geldi. Bunu haram kıldığı gibi bu adam birisini boşar, ötekinin zaten nikahı var. Fakat sebete bima beyyenna fi hadel bab. İşte bu babda bizim verdiğimiz beyanatta sabit oldu. مَا ذَهَبَ اِلَيْهِ اَبُوْ حَنِفَةَ وَاَبِي يُسُفْ رَحْمَهُمُ اللّٰهِ. İmam Ebu Hanife'nin ve İmam Ebu Yusuf'un mezhebi sabit oldu. وَفَسَدَ مَا ذَهَبَ اِلَيْهِ مُحَمَّدْ اِبْنُ الْحَسَنْ رَحْمَهُ اللّٰهِ. İmam Muhammed'in sahip olduğu da fasit oldu. Evet. وَقَدْ ذَهَبَ اِلَى مَا ذَهَبَ اِلَيْهِ اَبُوْ حَنِفَةَ وَاَبِي يُسُفْ بَعْضُ الْمُتَقَدِّمِينَ. Ölema-i mütekeddiminden bazıları da İmam-ı Azam'ın bu mezhebine sahip oldular. O da şu: حدثنا أحمد بن داود قال حدثنا بكر بن خلف قال حدثنا غندر أو عبد العالى عن سعيد عن قتادة قال قتادة buyurdular ki يأخذ الأولى والثانية والثالثة والرابعة. Bir adam dörtten fazla evlenmişse hangilerini alır? İmam Azam'ın dediği gibi ayrı ayrı akitlerde ise birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü akitlerde aldıkları nikahındadır, yok ötekiler batıldır. İhtiyar yoktur. İlla ki bir akit doğursa zaten hepsi fasit. Vallahu Teala a'lem ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem el-Fatiha.